bebişlerim. Burada tereyağı eritiyorum. Mantı üzerine gezdirdiğimiz pul biberli yağ oluyor ya. Ondan eritiyorum. Bitmişti. Tavasını yıkadım. Daha doğrusu makineye koydum. Makineyi çalıştırdım. Bulaşık makinesini. Tezgahımı toparladım kahvaltıdan sonra. Bardaki lavabomda birkaç tane bardak fincan vardı. Onları yıkadım. Makineye sığmadı çünkü. Daha temizliğe geçemedim. Yer temizliğine. Çünkü rüzgar devam ediyor. Sabahki vlogda izleyebildiyseniz her şey uçtu. Felaket bir lodos var maşallah. Gene bir şey ne diyeyim? Felaket demeyeyim de her şey Rabbimden gelir. Her şeyin hayırlısı diyeyim. Bu şimdi işte orijinal tereyağın köpüğü bir şekilde oluyor da bunu almam mı lazım? Posesini bırakmam mı lazım bilmiyorum. Normalde bu sosu yoğunlukta annem hazırlıyor da niye bu kadar köpürdü onu anlamadım. Biraz daha böyle kızılımsıya dönsün sarıdan. Altını kapatıp pul biberini ilave edeceğim. Ve tereyağım hazır olmuş olacak. Mantının üstü için. Sonra ne yaptım? Şuradan günlük kullandığımız şeyler var. Kepçeler, spatulalar, bilmem neler. Bunları yıkadım. Güzelce yerleştirdim. Makineye atmadım çünkü lazım oluyor makine çıkana kadar. Dünden annem köfte, ne göl köftesi yapmış. Buna ızgara köfte olarak porsiyonlu köfteleri yiyoruz. Bir de küçük mantılar var. Bunları poşetlerine alacağım. Difrizdeki kıymalar acaba ona lazım mı? Şu difrizin altını ben silsem hazır boşalmışken. Ispanak falan da koyduğum duyuyoruz ya. O da şey olmuş kızlar. Siz söyleyin adını. Yapışmış, yufka yapışıkları var falan akmış. Kıymadan ya da etten bilmiyorum. Çok az şöyle dökeyim. O ıslanıp şey yapsın. Közüle dursun. Su közüle dursun. Bunu altını artık kapatayım. Bir tık sıcaklığını atsın ondan sonra. Deterjanlı suya güzelce sileceğim. Sonra yerleştireyim şunları. Hafif böyle köpürtüm şeyimi tüm yerine. Aynı zamanda gözleme tavamı da kilitledi. Tereyağlar kenarlarında şey olmuştu, tavanın rengini aktarmıştı. Bunu aslında çözdürüp yapmak lazım tabii de. Teknikte bir yanlışlık yaptık. Sonra da bardaki rafı silmeye geçeceğiz sizinle beraber. Oraya deterjanlık yapacağız. Aspirinle. Sarı cübde dağılıp aspirin demişim. Ben bu işi bir halledeyim sonrasını size göstereyim. Maslarımı verilmeden hızlıca. Evet, burası tamam. Mis gibi sildim. Kazıdım hatta bıçakla bazı yerlerini. Difriz tamam. Bunlar da yapışmadan hemen poşetlerini almam lazım.
dipsiz tamam, mantılar tamam. Gelelim tereyağımızın soslu tereyağımızı hazırlamaya mantı için. Aslında çok fazla sıcaklığını attırmışım. Bir tık daha bırakabilirmişim. 4 tane çay kaşığı. Hemen hemen 250-300 gram tereyağı var bunda kızlar eritmiş. Tabii daha tava sıcak ama böyle caz diye kızgın değil. O pul biberlerin posası rengini yavaşça verecek, acısını da verecek. Bu tamamdır. Ay, tava biraz sıcak da. Oy 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 oy. Tamamdır. Artık yerleri, şu tepsileri yıkadıktan sonra yerleri süpürüp silmeye geçmem gerekiyor. Boşaltalım. Çünkü saat 1 oldu. Annem aradı. Dedi kızım dedi yoğunluk var mı? Yoksa babanın dedi çamaşırlar ütülenmesi lazım. Onlar birlikte onları yapacağım dedi. Ben dedim yok anneciğim yoğunluk falan yok. Sen ütünü yap evin işine bak. Yoğunluk olduğu an ben seni ararım. O da biraz temizliği falan adamış kendini. Ben aslında ona dün dedim ki anne öğlene kadar dinlen. Anneciğim vücudun dinlendi. Yok şimdi bakın gelecek evden daha yorgun gelecek. Dinlenmez. İlla temizlik yapacak. Şunları niye kaldırıyorum? Çünkü güneş bunların renklerini solduruyor, yıpratıyor kumaşlarını. Normalde şemsiye üzerinde açık olduğu için ve bu brandalarda açık olduğu için gölge oluyor. Her gün toplamıyoruz ama şimdi bu rüzgardan dolayı branda ve şemsiyeleri açamıyorum. O da güneşte kalmasın. Şunları kaldırayım. Yani yorgun asker gene kendine iş buldu Selime Sultan. Şunları bir toplayalım hele. Şöyle geçiş kolay olsun. Ne yapacağım? Sakinlik var. Mutfağın yerlerini sildim. Varımın yerlerini sildim. Yapraklarını önce süpürdüm ama gene nereden geliyorsa içeriye gene yaprak doluyor. Rüzgar getiriyor yani. Şimdi bizde gene iyi bir rüzgar ve lodos varmış. Türkiye'nin birçok yeri yağmurlu, fırtınalıymış bugün. Hava durumunu dinledim radyoda. Yani o yüzden bunu da şükrediyoruz. Şikayet yok. Her şeye tevekkül var sadece. Hamdolsun. Hayırlısı olsun. Şu şeyin üstüne de üstüne de örtü açayım. Güneş çok yakıyor. Bunlar yıpranıyorlar. Yazık. Şimdi bu sıcakta zaten kimse oturup da güneşte yemek yemez. Gelenleri de şu masaya alıyorum. Şu iki tane bir tekli bir de dörtlü masa var ya. İçeriye alıyorum. Sabah müşterilerimi orada ağırladım. Ay. Ne yapacağım? Ay ay ay. Hepsini almaya yeltendim. O da ağır geldi. Taşıyamadım tek elle. Daha doğrusu elimde kamera olduğu için telefon. Ne diyordum? Ha, ben ne yapacağım? Şurayı boşalttım ki o tabakları bar masamın üstüne taşıyacağım. O tabak çanak olan tezgahımız var ya kurum. Onun şeyini, yağını falan sileceğim. Tozunu alacağım. Aslında toz alma işlemi için hiç uygun bir gün değil biliyor musunuz? Neden? Çünkü bu rüzgar yine bu tozları üstüne getirecek. Size nasıl göstereyim biliyor musunuz toz olduğunu? Kasayı görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Sabahtan beri 2'dir sildim. 2'dir bu kasayı sildim.
Yani rüzgar her yer açık olduğu için komple gene getiriyor tozu. Acaba diyorum şimdi ben bu yağ çöz, hatta terimle sarı gücümü hazırladım da bu işi daha rüzgarın olmadığı bir güne mi ertelesem? Ne diyorsunuz? Çünkü şimdi sileceğim, tekrar rüzgar bu tozları dağıtacak. Sildiğimden de bir şey anlamayacağım. Aynen öyle yapayım. Bana da yapacak iş kalmadığına göre soğuk bir şey alayım ve gideyim. Ne alayım? Sprite içeyim mi? Yok, zero içeceğim. Güzel güzel, soğuk soğuk. Normalde çok kutu açmıyorum kendime burada. Hem israf olmasın, hem dükkana masraf olmasın diye, ama şimdi acayip canım çekti. Parasını da koysam annem zaten hayatta almaz. Kızıyor öyle şeylere. İçtiğimizin parasını ödediğim zaman kızıyor. Evet, ben geçeyim serin bir köşeye. Birazcık montajımı yapayım. Mutfakta da bir işim yok. Yerleri falan sildim. Müşteri de yok. Yani yaprakları süpürmeyi yeltendim şuralarda. Rüzgar geri atıyor. Hiçbir anlamı yok. İnşallah ülkemin hiçbir insanına, hiçbir cana, hiçbir kimsenin malına zarar gelmemiştir bu lodosta. Çünkü çatı sökülmeleri, işte ne bileyim şu uçmuş, bir şeyin üstüne düşmüş, burayı ezmiş diye çok haberler oluyor böyle havalardan sonra. Allah'ım korusun. Hem geldi, şoka girmiş, eksiklerimiz vardı, onları almış ve Kaşabahçe'den şöyle üçlü bardak seti almış. Keşke 6'ya tamamlasaydı. Bizim burada acayip bardak sıkıntımız var. Cam olan her şey bir de çabuk kırılıyor. Narin kibarmış ama güzel. Kardeşim geçenlerde Love'dan almıştı şöyle bir set. Şöyle bir set. Bu daha bir tık alttan ince. Yüksekliği biraz daha uzun ama sanırım mililitre olarak aynı kapasite. Şunlardan kaç tane kaldı biliyor musunuz? 1, 2, 3. 3 tane kaldı. Kırılmış gerisi. Altılı almıştı kardeşim bunu. Yoksa bu da Paşabahçe. Aa, bu da Paşabahçe'ymiş. Evet. Aynı amblem. 3 tane de böyle. Bir daha gidişimizde gene bir tane de bir set daha ben alayım. Aynısını bulabilirsem takım yapalım. Çünkü böyle dörtlü beşli masa oturduğu zaman bardak falan, bir şey limonata götürdüğün zaman litrelik falan kola bardaklar böyle pratik oluyor. Takım olması da lazım aynı zamanda, görsele oyusun diye. Bunları hemen hızlıca elimde şimdi durulayacağım. Köpükleyip. Annem geldi. Tabii bu brandayı böyle görünce morali bozuldu. Canı sıkıldı. Ama Allah'tan gelen bir şey, yapacak bir şey yok. Ben de ilk gördüm, ilk başıma geldiğinde çok üzülmüştüm. Yani diyorum ya, cana geleceğine mala gelsin. Robinson'da çalışan Rita, resepsiyonist kız. Hem Rusça biliyor hem Almanca. O geldi. 3 tane çiğ börek istedi. 2 tanesi kıymalı, 1 tanesi ıspanaklı. Hazırladık, onu gönderdik. Sonra da Yusuf'un komşularından turcu biri var. Yusuf uğradı. Çay içti gitti. O da daha yeni gitti, açık dükkanını. Müşterisi arayınca gitmek zorunda kaldı. Giderken de broşür istemiş komşuları. Broşür götürmüş. Hemen aradılar. 3 tane gözleme istediler. Annem şimdi gözlemeleri hazırlıyor. Gözlemeleri götüreceğim. Paket servis var yani. Ya şöyle makyaj yaptım. Şöyle. Şu gözümün yanında küçük bir siyah nokta gibi bir şey vardı. Onu sıktım, o da kızardı ve felaket acıyor şu anda. Kaşlarımı sabah zaten evde doldurmuştum. Dün kaşlarımı aldığım için şekilde iyice belli olsun diye kaşlarımı doldurdum. Здравствуйте. Ooo. Selim'e Sultan gene döktürdü. Evet, Allah razı olsun. Afiyet olsun. Eline sağlık canım. Ciğer kavurması, pilav benden. Soğan salatası, ayranı da ben yaptım. Serinde oturuyoruz klimanın altında. Menüyü göstermek için kamerayı açtım. Şu kapıyı kapatayım, içerisi sıcaklaması. Çünkü masam var, hesap alacağım. Onları bekliyorum, onlar gitsinler. Sonra ben durdum duramadım. Ne yaptım? Gene bu yağ fırtınada şeydi, lodosta. Komple her yeri cifledim. Çıkardım, düzenledim. Şu günlük kullandıklarımızı ikinci kata aldım. Alta tost makinesini aldım, üstteydi falan. Birkaç değişiklik yaptım. Şu güveçler şuradaydı. Yoğurt kapları daha çorba kaseleri daha hızlı gittiği için onları bu tarafa aldım, elimizin altında olsun diye. Yani burayı sildim ve düzenledim. Müşterim vardı, size çekemedim. Çünkü bir tepsi götür getir, kameraya odaklanamıyorum. Saat kaç oldu ya? Saat 4'ü çeyrek geçiyor.
daha yeni öğlen yemeği yiyeceğiz. Turşu da koyayım. Turşu da güzel gider. Hadi bakalım. Masa kalk sen, ben sipariş şeyini alayım. Al canım.